Beni şu an dinleyen tüm arkadaşları sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz üzere bugün Roboski katliamının 4. yıl dönümüdür. Bu vesileyle sizlerle görüşlerimi paylaşmak için Roboski katliamının nasıl bilinçli, planlı bir katliam olduğunu ve bu katliamının, Roboski katliamının damının hala Kürdistan'da, Kürdistan şehirlerinde devam ettirdiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle şu an sizlere seslendiğim yer 14 gündür sokağa çıkma yasağının olduğu Silopi'ydi. Bundan kaynaklı şu an Roboski'de olmam gerektiği halde bu antidemokratik yasalardan kaynaklı halkımıza bu görülen zulümden kaynaklı şu an Roboski'de değil Silopi'de sokağa çıkma yasağının olduğu bir yerde sizlerin huzuruna çıktım. Hep şunu söyledik. Bir ülkede zulüm varsa bir ülkedeki yönetim halkına, insanlarına zulüm yapıyorsa o yönetim, o hükümet, o devlet meşruiyetini yitirmiştir. Şu anda Kürdistan'ın birçok ilçesinde AKP hükümetinin, devletin yürütmüş olduğu politikalar Silopi'de, Cizre'de, Sur'da, Dargeçit'te, Nusaybin'de birçok ilçede halkımıza yönelik katliam girişimleri, soykırım girişimleri, etnik temizlik politikalarıyla meşruiyetlerini yitirmiştir. Roboski'de çocuklar katledildi. Roboski'de gençler katledildi. Roboski'de babalar katledildi. Şimdi Cizre'de, Silopi'de, Sur'da çocuklar, bebekler maalesef bu hükümetin çeteleri tarafından katledilmeye devam etmektedir. Hatta bu iş biraz daha ilerletilerek bebek katletmesine kadar dayanmıştır. Daha doğmamış insanları, doğmamış bebekleri katleden bir zihniyetle karşı karşıyayız. 4 yıl önce Roboski'de hayatını idame ettirmek için, yoksulluk içinde yaşayan ve orada yaşamaya mahkum edilen insanların en temel ihtiyaçlarını karşılamak için 4 yıldır, 100 yıldır çizilen sınırları kabul etmeyen Roboski halkı ve gençleri çocukların üzerine Roboski sınırında üzerlerine F-16 uçakları tarafından bombalar yağdırılmış. Ve o katliamı gerçekleştirenler şu anda Silopi'de, Cizre'de çocukları, gençleri, kadınları, yaşlıları katletmeye devam ediyor. O günün katilleri, 34 insanı katleden kişiler şu anda Silopi'de devreye girmişlerdir. Bizim buradan çağrımız tüm halkımızın
Bu katliama karşı seslerini yükseltmeye tüm siyasi partileri, sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri, kitle örgütleri bu yaşanan katliamlara karşı seslerini yükseltmeye, Silopi halkıyla, Kürtlerle dayanışmaya çağırıyoruz. Bu hükümet meşruiyetini yitirmiştir. En azami insanlık değerleri bile dahil ayaklar altına alınmış, halkımıza, Kürtlere karşı herhangi bir hukuku, herhangi bir ahlakı içermeyen bir politikayla halkımızı sindirmeye, direnişimizi kırmaya çalışılmaktadır. Halkımıza karşı, Kürtlere karşı topyekün bir savaş açan bir zihniyet şu anda Silopi'de, Cizre'de bir soykırım, bir etnik temizlik girişimindedir. Birçok insanımız bu saldırılarda yaşamını yitirmiştir. Birçok insanımız zorla evlerinden göç ettirilmiştir. Hakaretlere uğratılmış, işkencelere uğratılmıştır. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Tüm halkımızın bu antidemokratik yasalara, politikalara, bu işgal girişimine karşı seslerini yükseltmeye, Silopi ile, Cizre ile, Sur'la, dar geçitle dayanışmaya çağırıyoruz. Ancak bu şekilde bu faşizan politikaların karşısına geçebilir, bu katliam girişimini durdurabiliriz. Roboski katillerini biliyoruz. Roboski'de kimin katliam yaptığını, kimin bu katliam emrini verdiğini biliyoruz. Roboski'de üzerlerimize bomba yağdıranlar şu anda Cizre'de, Silopi'de tanklarla, toplarla bize saldırmaya çalışıyorlar. Bizi katlediyorlar. Ama şunu iyi bilsinler ki bu katliam girişimine karşı bir halk topyekün bir direniştedir. Silopi halkı, Cizre halkı onuruna, sokağına sahip çıkmaktadır ve sahip çıkacaktır. Bizler sizin tangınızdan, topunuzdan, bu faşizan uygulamanızdan asla korkmayacağız. Asla bu biz geri adım atmayacağız. Bunu herkesin bilmesi gerekiyor. Kürtler artık statüsüz yaşamak istemiyor. Ve biz kendi topraklarımızda Kürdistan'da eşit bir haklara kavuşana kadar, bu topraklarda özgürce yaşanana kadar biz bu direnişimizi sonuna kadar devam ettireceğimizi bildiriyoruz. Bir kez daha Roboski katliamının yıldönümü vesilesiyle başta Roboski şehitleri olmak üzere Kürdistan'da özgürlük için devletin katliamlarına karşı maruz kalmış tüm çocukları, gençleri, bebekleri saygıyla, minnetle anıyorum. Onların anılarını yaşatacağımızı, onları asla unutmayacağımızı, onların hayalleri bu topraklarda yaşatana kadar mücadele edeceğimizi buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.